TBK 78. madde. Türk Borçlar Kanunumuzun 78. maddesi şu şekildedir. Sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, koşulları, borçlanılmamış edimin ifası. Madde 78, borçlanmadığı edimi kendi isteğiyle yerine getiren kimse, bunu ancak, kendisini borçlu sanarak yerine getirdiğini ispat ederse geri isteyebilir. Zaman aşımına uğramış bir borcun ifasından veya ahlaki bir ödevin yerine getirilmiş olmasından kaynaklanan zenginleşmeler geri istenemez. Borç olmadığı halde ödenmiş olan edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümleri saklıdır. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 78. maddesinin gerekçesi şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 62. maddesini karşılamaktadır. Tasarının 3 fıkradan oluşan 77. maddesinde, sebepsiz zenginleşmenin özel bir çeşidi olan borçlanılmamış edimin ifası düzenlenmektedir. Para borçlarının ifası için kullanılması uygun olan tediye teriminin, diğer borçların ifasını belirtmek amacıyla kullanılmasının yanlış olduğu göz önünde tutularak, tasarıda, maddenin kenar başlığı, 2. borçlanılmamış edimin ifası, şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 62. maddesinin, yüklemi olumsuz fiil olan ilk cümlesi, tasarıda yüklemi olumlu fiil olan bir cümleye dönüştürülmüştür. Aynı maddenin ikinci cümlesi ise, tasarıda ikinci fıkra olarak düzenlenmiştir. Maddenin üçüncü fıkrası kaynak İsviçre Borçlar Kanunu'nun 63. maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. Bu fıkrada, borçlanılmamış edimin geri istenmesine ilişkin diğer kanun hükümlerinin saklı tutulduğu belirtilmektedir. TBMM tartışma ve kabul metni. 78. maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.